Gençler merhaba, dönemin son dersi. Evet. Bir yaş daha büyüdünüz, artık 10. sınıf olacaksınız inşallah. Evet. Şimdi bir çarpma işlemim var. Diyor ki yukarıdaki verilen sonuçlandırılmış çarpma işlemine göre A rakamı kaçtır arkadaşlar? Ben çarpma yapmayacağım. Şuraya dikkat edin, bu sayı neyin katı arkadaşlar? 9'un katı. O zaman bu işlemin sonucu da neyin katı olmak zorunda? 9'un neyi olmak zorunda? Katı arkadaşlar. Rakamları toplamadan önce bir bakalım. 9'un katı olan ne vardır? 2 ve 7 yatalım arkadaşlar. Geriye kalanları toplayalım. 7, 14, 7 daha 21. 21 artı A, 9'un nesi olacak arkadaşlar? Buradaki A rakamını sormuş. Bize attı. Bakın ben çarpma falan yapmadım. 9 ile bölünebilme kuralını kullandım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar iki sayının EBOB ve EKOK'un çarpımı o sayıların neyine eşit arkadaşlar? Çarpımına. Yani EBOB ile EKOK'un çarpımı o sayıların çarpımı. Yani A çarpı B olur arkadaşlar. Evet. Sonra burada çarpma işlemi verilmiş arkadaşlar. Şuradan AB. Bir AB de buradan gelir. 2AB. Artı A artı B ile kaç vermiş bize? 212. Şimdi A çarpı B ne arkadaşlar? 96. Bunu çarparsak ne yapar? 192 artı A artı B ne olur arkadaşlar? 212. Bize neyi sormuş arkadaşlar? A artı B sormuş. Oraya da kaç kalır cevabımız? Adan olur. Evet, devam edelim. Şimdi bir kalanlı bölme işlemimiz var arkadaşlar. Bakın buradan Y sayısı ne olacak arkadaşlar? 14'ten küçük. Ama nasıl bir sayı olacak? Bu çift. Kalan da çift olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü buradan da çift sayı gelecek. Bu nasıl bir sayı? 14'ten küçük bir çift sayı olacak. Ne olabilir arkadaşlar? 12 ya da 10 olabilir. 10 olamaz arkadaşlar. Niye? Ters çevirdiğimiz zaman biz bir saniye XY sayısı var burada ya. Kalan Y X'de. Şimdi sen bunu eğer 10 seçersen arkadaşlar geri döndüğümüzde buranın olur. 0, 1 olur. Yani olmaz bu. Yani buradan çift olarak 14'ten küçük alabileceği değer nedir arkadaşlar? 12. O zaman biz ne yapacağız o zaman? Yx sayısını 12 seçeceğiz. Bize x çarpı y'yi sormuş arkadaşlar. O da kaç olacak? 2 olur. Evet, cevabımız şu. Bir t bir asal sayıyken arkadaşlar 2p artı 1 de asal sayı ise p'ye Sophie-Germain asalı diyoruz arkadaşlar biz. Hangisi Sophie-Germain asalıdır demiş. 29'un 2 katını alın. Yani bunu P seçin arkadaşlar. Şimdi bize 2P artı 1 lazım ya. Onu bulalım. 28 ile 2'yi çarpın arkadaşlar. Kaç yapar? 2 tanesini yapar. 56. 1 derde kaç yapar arkadaşlar? Pardon. 29 olacak değil mi? 28 neden geldi? Giresun'a gidiyor ama. 59 yapar. Bu da asal sayıdır arkadaşlar. Cevabımız yani. Rakamları farklı diyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. 5 basamaklı doğal sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 7. Şimdi 15 ile bölünebilme neydi arkadaşlar? 5 ile ve ne ile bölünecek arkadaşlar? 3 ile. 7'yi 5'e bölün. Kalan kaç olur arkadaşlar? 2. 7'yi 3'e bölün. Kalan kaç olur arkadaşlar? 1. Evet. X rakamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman biz ilk önce neyle bakacağız burada? Bakın. 5 ile bölünebilmeye bakacaktık ya. 5 ile bölümünden kalan 7 ise arkadaşlar sonu ne olacak? 5 ile bölümünden kalan 2 ise 2 ya da 7 olacak. 2 olamaz arkadaşlar. Niye olamaz? 2 var burada ya. Rakamları ne diyordu? Farklı diyordu. Evet. Yaptık. Y'yi bulduk. Y kaç olacak? 7. 5 ile bölümünden kalanın ne olması lazımdı arkadaşlar? 2. Şimdi rakamlar toplamına bakacağız arkadaşlar. Rakamlarını topladığımız zaman ne yapar burası? 17 artı x yapar. Bunun 3 ile bölümünden kalanın kaç olması lazım arkadaşlar? 1. 7 ile bölümünden 3 ile bölümünden kalan 7 değil ya. 7'yi 3'e bölüp kalanı 1 bulduk. 1'i çıkaralım arkadaşlar. 16 artı x 3'ün katı olacak. Buradan 16'ya ne ekleyebiliriz arkadaşlar? 2 5, 8. 2 ve 5 olmaz. Niye? 2 de var, 5 de var. Rakamlar farklı demiş. Cevabımız ne olacak arkadaşlar?
8 denizdir. Evet. Geçelim. Şimdi tabloda arkadaşlar 90, 180 ve 225 sayılarını tam bölen doğal sayılara karşılık gelen karelerini yapmış arkadaşlar, boyamış. Mesela 1 hepsini bölüyor, görüyorsunuz. 3 hepsini bölüyor arkadaşlar. 5 hepsini bölüyor mesela. Böyle devam edeceğiz. Evet. Buna göre diyor ki tablonun kaç satırında tüm kareler boyalır? Yani üçünün ortak böleni olan sayıyı bulacağız arkadaşlar. 90, 180 ve 225'in ortak böleni olan sayı kaçtır arkadaşlar? 45. Sonra da 45'in nelerine bakacağız arkadaşlar? Bölenlerine bakacağız değil mi? 45'in bölenleri ne olur arkadaşlar? 1, 3, 5, 9, 15 ve 45. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Cevabımız ne olur? Adam olur. Evet, devam edelim. 7. sorumuz. Şimdi arkadaşlar bir bölme işlemi var. Görüyor musunuz? Şuranın ne olması lazım? 3. Çünkü 3 bölü 3. 1, 2 daha. Kaç yapar? 3 yapar. O zaman şöyle yapalım. 2 artı yine aynısı oldu arkadaşlar. 2 artı x bölü 3'ün ne olması lazım? 3. O zaman arkadaşlar yine buranın 3 olması lazım. Niye? 3 bölü 3. 1, 2 daha. 1 de 3 yapar. O zaman buradan 2 artı x bölü 3'ün de ne olması lazım? 3 olması lazım. Yine x ne olur arkadaşlar? 3 olur. Evet, cevabımız C. Devam edelim. Şimdi diyor ki arkadaşlar m eksi n büyük ne olsun diyor? 3. Mutlak değerce fark tabi. 3 olsun. Evet. Bize bu eşitsizliği sağlayan kaç tane m virgül n sıralı ikilisi vardır demiş arkadaşlar. Şimdi ben buradan 4 sıfırla başlasam arkadaşlar. Sıfırları kullansam. 5 sıfır, 6 sıfır, 7 sıfır, 8 sıfır, 9 sıfır arada gelebilirim. Buradan kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yine arkadaşlar bunu nasıl yapabilirim ben? 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1. Buradan da kaç tane gelir arkadaşlar? 5 tane. Böyle devam etmiş olsam ben arkadaşlar en son ne alırım? 9, 6 mı alırım? Evet, 9, 6 alırım. 9, 6 alırım. Buradan da 9, 6 aldığım zaman arkadaşlar bir tane gelir. Evet. Buradan o zaman geri geri gidiyoruz ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toplam kaç yaptı? 21. Bir de bunlar yer de değiştirebilir arkadaşlar. Yani şunları mutlak değerce düşünürseniz yer de değiştirebilir. 21 ile 2'yi çarparsak kaç tane sıralı ikili elde ederiz arkadaşlar? 42 cevabımız deniz. Evet. 9'a bakalım arkadaşlar. Şimdi yukarıda kaç tane 9 üzeri 4 var? 4 tane. Bu 9 üzeri 4'ün kaçıncı boyutu olur arkadaşlar? 4. boyutu olur. Bölü 3 üzeri 22 yazıyordu arkadaşlar. 3 üzeri 22 tane 3 üzeri 8 varmış. Şimdi yukarısını yapar. 9 üzeri 16, 3 üzeri 32 yapar arkadaşlar. Aşağısı da ne yapar üçleri toplarsak? 3 üzeri 30 çıkarırsak 3 üzeri kaç olur arkadaşlar? Cevabımız kaç olur arkadaşlar? Bursa. Şimdi bu da neyle ilgili? Köklü ifade tanımı ile ilgili. Bunun ne belirtmesi için? Bir reel sayı belirtmesi için çift kuvvetlere bakacaktık değil mi? Çift kuvvetlerin içi büyük eşit 0 olacak. Tek kuvvetle işimiz yok arkadaşlar. Çift kuvvetler büyük eşit 0. Buradan A ne olmak zorunda arkadaşlar? 7 ile 10 arasında olacak değil mi? Buradan A'nın alabileceği değerler toplamış olmuş. Şimdi Büşra'nın erkek arkadaşları dediğimiz zaman arkadaşlar E diyelim. Ama Büşra'nın kız arkadaşları dediğimiz zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? K-1. Büşra'nın kız arkadaşlarının kaç katıymış? 3 katı. Yine Çınar'ın erkek arkadaşları diyor arkadaşlar. E-1. Erkek ya. Arkadaşlar E-1 tane. Kız arkadaşlarının sayısından ne kadar fazlaymış arkadaşlar? 14 fazla. Evet, burada E-1 ve K-1'e dikkat edeceksiniz. Buradan arkadaşlar neyi sormuş bize? Kreşteki kız öğrenci sayısını sormuş. Yani K'yı sormuş arkadaşlar. O zaman
E yukarıdan ne eşit? 3K eksi 3 eşit. E aşağıdan ne eşit arkadaşlar? K artı 15 eşit. Bu K'lar eşit, E'ler eşitlersek K'yı bulabiliriz. Evet, 3K eksi 3'ü. K artı 15 eşit dedik arkadaşlar. 2K 18 K kaç olur? 9 cevabımız 7. Evet, devam edelim. Şimdi %20 ise suyla dolu olan arkadaşlar A kabı ve %50 ise pardon %60'ı suyla dolu B kabı var. A kabında bulunan kabın %20'si B kabına aktarıldığında her iki kaptaki su miktarı eşit oluyor. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Bunu 20A alalım arkadaşlar. Tamam. Bunu da 60B alalım. Bunun ne kadar arkadaşlar? A kabında bundan ne ediyor arkadaşlar? Pardon. B kabında bundan suyun %20'si A kabına aktarılacak. Bunun %20'si ne yapar arkadaşlar? 5'te 1 değil mi? 5'te 1'ini yapar. 12B'si buraya aktarıldığında diyor. Her iki kaptaki su miktarı eşit oluyor. O zaman 20A artı 12B arkadaşlar ne eşit olacak? 60B eksi 12. Yani buradan buraya aktardık. Anladınız mı? Bunlar eşit olacakmış. Ne diyor? B kabındaki suyun %20'si A'ya aktarıldığında her iki kaptaki su miktarı eşit oluyor. Böyle yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar 20A artı 12B ne eşit olacak? 8B. 12 daha çıkaralım arkadaşlardan. 20A 36B 4'e bölün arkadaşlar. 5A eşittir 9B olur. Bize neyi sormuş arkadaşlar? A kabının hacmini B kabının hacmini oranı sormuş. A bölü B'yi sormuş. 9 bölü 5 cevabımızın olur demiş. Şimdi 13'e bakalım arkadaşlar. Şimdi Z ve T bankalarında hesabı bulunan Cemal Bey'in Z ve T bankalarında hesabı bulunan Cemal Bey'in ne yapıyor? Elektronik para transferi yapıyor arkadaşlar. Cemal Bey ilk önce Z bankasında T bankasına, daha sonra da T bankasından Z bankasına ne yapıyor arkadaşlar? Para transferi yapacak. İlk önce buradan buraya transfer yapıyor arkadaşlar. Sonra tekrar ne yapıyor? Bakın. İlk önce Z'den T'ye, sonra da T'den Z'ye transfer yapıyor. Her bir transfer işlemi sonucunda paranın aktarıldığı hesapta bulunan para miktarı ne yapacakmış arkadaşlar? 3 katına çıkacakmış. Bunun dışında para giriş çıkışı yok. Transfer işlemleri bittiğinde son durumda her iki hesapta da 90 bin lira olmuş arkadaşlar. Burada da 90 olmuş, burada da 90. Şimdi soruyu tersten çözeceğim arkadaşlar. Ne yaptı bakın? Bir transfer işlemi sonucunda paranın aktarıldığı hesapta bulunan para miktarı 3 katına çıkıyor. Arkadaşlar 3 katına çıkmışsa bunun 3'te 1'ini yapar? 30. Demek ki buradan transfer edilen kaç liradır? 60. Transfer edilmeden önce buradaki nedir arkadaşlar? 150. Anladık mı? Bakın ne yapılıyor? Her transfer işlemi sonucunda paranın aktarıldığı hesapta bulunan para miktarı 3 katına çıkıyor. Yani bu 3 katına çıkmış 90 ise 30'dur. Demek ki buraya aktarılan 60'tır, aktarılmadan önce de 150. Şimdi arkadaşlar burası da 3 katına çıktı değil mi? 3 katına çıktı. O zaman burada ne vardır? 50. Buraya transfer edilen de nedir arkadaşlar? 100. Evet. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Cemal Bey'in başlangıçtaki neyini sormuş arkadaşlar? Evet. Transfer işlemleri bittiğinde son durumda iki hesapta da 90'ar bin lira bulunarak Cemal Bey'in başlangıçta T bankasındaki hesabında kaç lirası vardır sormuş arkadaşlar. Evet. T bankasını sormuş değil mi? T bankasında kaç lirası varmış arkadaşlar başlangıçta? Transfer edilmeden önce 50 lirası cevabımız adına. Şimdi devam edelim. Son bir sorum daha var arkadaşlar. Şimdi düzgün beşgen şeklindeki pistin A noktasından ve E noktalarından bakın. A'dan ve E'den. Hızları ne olan arkadaşlar? V1 ve V2 olan iki araç hareket ediyorlar. Bakın bu 2 birim yol alırken bu ne kadar yol alacak arkadaşlar? 1 birim. Hızlar oranı 2'ye 1. Evet. Şimdi diyor ki belirli bir süre sonra hareket ediyorlar. İlk kez düzgün beşgenin hangi köşesinde yan yana gelirler diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi 2 ile giden ilk önce neye gelir arkadaşlar? Şöyle diyelim. V1 hızlı, V2 hızlı. Şimdi bunlar de diyelim 1 birim zaman sonra.
Bir birim zaman sonra bu iki adım atacak ya, C'ye gelir. Öbürü neye gelir arkadaşlar? D'ye gelir. İki birim zaman sonra bu dört adım atacak arkadaşlar. Neye gelir? E'ye gelir. O iki adım atacak, C'ye gelir. Üçüncü adımlarını alalım arkadaşlar. Üç kere iki ne yapacak? Altı adım atacak. Altı adım attığı zaman arkadaşlar, iki, dört, altı, B'ye gelir. Diğer üç adım atacak. Neye gelir arkadaşlar? B'ye gelir. Yani bunlar B'de ne yapar arkadaşlar? Karşılaşırlar. Evet, dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Ya daha doğrusu sezonu kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sene boyunca beraber olmaya çalıştık. Birazı canlı oldu arkadaşlar. Birazı bu şekilde online oldu. Evet. Ama bu süreci tamamladık Allah'ın izniyle. Bu senedeki de böyle olacakmış. Nasibimiz böyleymiş arkadaşlar. Yazı güzel değerlendirelim inşallah. Dinlenelim. Yani biraz sıradan olacak ama matematikte çalışalım. Duygusal bir ders arkadaşlar. Seneye görüşürüz inşallah. Hepinize hayırlı tatiller.